Çin falına göre ben kaplan yılında doğmuşum. Sen çok şanslı bir delikanlısın. Thank you.
bilsem daha iyi. Telefonda yaşıyor. Sevgili dostum, benim adım Bayan Mona. 6 ay önce o yağmurlu günde yardım ettiğin kişiyim. Senin izini bulmam zaman aldı ama bu küçük hediyeyi sana vermek istedim. Amore mio. Sen miydin? Korkuttun beni. Korkuttum mu? Evet. Seni seviyorum. Neden artık odana gelmeme izin vermiyorsun? Bunu sonra konuşuruz, olur mu? Senin için deli oluyorum. Atosun! Che passa por ahí? Nada, nada, domando si eramo. Yok bir şey, yok bir şey. Sonra görüşürüz sevgilim. Ese vierde mierda. Nefes almama bile izin vermiyorsun. Ve sevgili din kardeşlerim, unutmayınız ki şeytan hazır bekliyor. Şeytan bizleri baştan çıkarmak için hazır bekliyor. İçinize, özünüze bir bakın din kardeşlerim. Ve onun bomboş bir şey olduğunu göreceksiniz. Bomboş. Tanrı artık yok aziz kardeşlerim. Bu havada buz gibi bira içmek için mola vermiştir herhalde. Hiç fena fikir de değil. Bir bira ister misin? Hayır sağ ol. Şuna bir baksana. Harika değil mi? Lanet olsun, ne çok konuşmuşlar. Kim bu çenesi düşük? Hey Scott, beceremedin ha? Seni bir mühendis olarak düşünemiyordum zaten. Beni dinliyor musun? Beni rahat bırak, tamam mı? Sana bir şey söyleyeyim mi? Senin şu ayağın olmasaydı imtihanı rahatlıkla verebilirdim. Benim ayağımla senin imtihanının ne alakası var? Ne alakası mı var? Ders çalışacak vaktim olmadı. Sana bakmak zorundaydım. Seni giydirmek, senin işlerinin hepsiyle ilgilenmek. Senin için yapmadığım bir tek altını temizlemek kaldı. Bak sen, benim suçum mu yani? Beyninin yerinde saman varsa ben ne yapabilirim? Seni kurtarayım derken ayağımı değil, neredeyse boynumu kıracaktım. Boş ver bu palavraları. Herkes İzlur'una sarhoş olduğunu biliyor. Ben yolda ellerim dolu koşturken karşıdan bir kobranın geldiğini gördüm diyorum sana. Evet, caddenin ortasında bir kobra. Boş versene. Fazla uzatma, faturalar kabarık geliyor biliyorsun. Sevgili din kardeşlerim, ben Tanrı'nın bir hizmetkarıyım. Ve Tanrı beni sizleri yönlendirmem için görevlendirdi. Bana itaat edeceksiniz. Beni yüceltip güçsüz kılacak olan da sizlersiniz. Yolumda kurtuluşu bulacaksın.
bir migren bu. Anlaşılan çok yoruldun hayatım. Seni eve götüreyim. Peder Mortom, size telefon var. Arayan kimse sekreterime not bıraksın. Özel telefonunuzdan arıyorlar. Jason olabilir. Hayır, olamaz. Karımı eve götürün. Sonra görüşürüz hayatım. Rahip Morton. Paket gideceği yere ulaştı. Buraya getirin. Hemen. Hey kızlar, Amerikan Rickshaw'a gitmek ister misiniz? Daniel nerede? Elinde birası, yanında telefonu. Kırık bacağıyla evde oturuyor. Hoşça kal. Sonra görüşürüz. Tamam. Hadi gel. Sana indirim de yaparım. İstersen seni kollarımda bile taşırım. Hey kaplan. Şu kitabı bir süre unutsana. Unuttum bile. Nereye gidiyoruz? Limana gidiyoruz. İçeri gelip biraz dinlenir misin? Olmaz, işe geri dönmek zorundayım. Fırsatları kaçırmak aptallıktır. Hadi çıkar şu ayakkabılarını. Doğrusu bu şekilde bir ödeme beklemiyordum. Daha değişik ödeme yöntemlerim de var. Thank you.
Neydi bu? Ne neydi? Şu gürültü. Boş ver, ben bir şey duymadım. Allah'ım, sinir lanet olası herif. Sorun nedir dostum? Gösteriye devam et, hadi ben de çekime. Ne dedin? Senin işin başlığı çalışmak değil mi? Temiz bir yüzlük sana. Yeterince ateşli miydi? Ne? Şu yanındaki fıstık. Bakışlarıyla beni baştan çıkarttı. Oğlum sana her zaman söylüyorum. Sersemin birisin. Fıstık gibi kızla beraber olacaktın. Üstelik üstüne de bir de para alacaktın. Ama sen ne yaptın? Her şeyi mahvettin. Adam bu mu? İşi tamam. Şu anahtar konusu beni düşündürüyor. Bana sorarsan bir tür mesaj bu. Evet ama ne mesajı? Bu doğru kaset bile değil. Lanet olası, yanlış kaseti almışım. Nereye gidiyorsun? Yata geri dönüyorum. Benimle dalga geçmesine izin vereceğim mi sandın? Neden olmasın? Herkes geçiyor nasıl olsa. Thank you.
çıkartmış yangını. Niye bakıyorsun? Kütekeden birinin atladığını görür gibi oldum. Peki nerede? Bu tarafta, belki öteki tekneydi. Telsizi arayalım. Başım dertte Daniel. Herif ölmüş. Her tarafta benim parmak izlerim var. Herifi sen öldürmediysen neden endişeleniyorsun? Söylüyoruz ya sana. Her yerde benim parmak izlerim var. Parmak izim, kanım, teknenin her yerinde. İyi ama teknenin sadece küllerini kaldığını söylememiş miydin? Polise gideceğim. Her şeyi anlatacağım onlara. Ne, çıldırdın mı sen? Polise sana inanacağını mı sanıyorsun? Kızdan başka hiç kimse senin o teknede olduğunu bilmiyor. Kız da gidip polislere anlatacak durumda olmadığına göre. Bekleyelim bakalım gazeteler ne yazacak. Senin o cesetle arandaki tek bağlantı. Ve şimdi onu yok edeceğim. Cesedi bulduk. Yangında mı ölmüş? Hiç sanmıyorum. Veriler oldukça şüphe uyandırıcı. Teknenin sahibi kim peki? Jason Morton. Televizyonda vaaz veren Rahip Morton'un oğlu. Cesedin kimliği henüz tespit edilmedi. Yangında kül olmuş çünkü. Teknede başka kimse var mıymış? Yangın başladığı sırada birinin tekneden suya atladığı söyleniyor. Ama dalgıçlarımız henüz hiçbir şey bulamadılar. Katil olabilir. Ailesine haber verildi mi? Şimdi haber veriyorum. Berbat bir gündü. Halbuki bugünkü falımda çok iyi bir gün olacağı yazılıydı. Falında mı? Buraya benden önce biri gelmiş. Evet, kim olduğunu biliyorum. Sakin ol lütfen. Seni sonra ararım. Çünkü adamın parmaklarından biri yokmuş. Siz aynı günde doğmuşsunuz. Bunun bir anlamı olmalı. O da 6 Haziran 1966'da mı doğmuş? Evet. Hadi evlat, eski dostun Daniel'e her şeyi anlatabilirsin. Doğum gününü kimseyle paylaşmak istemediğim bir adamı harcadın ha? Resmen öldürdün. Hey Scott! Sakın söyleme! Sakın bir daha söyleme bunu! Kendine gel! Canımı acıtıyorsun! Çıldırdın mı sen ha? Sevgili dostum, adım Bayan Moon.
6 ay kadar önce o yağmurlu günde yardım ettiğin kişi. Merhaba Scott. Scott'un arkadaşısın değil mi? Hı hı. Eve ne zaman gelir? Erken dönmez. Bekleyebilirim. Kimsiniz? Soruları ben sorarım. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Burada kozların kimin elinde olduğunu unutma. Öteki bacağını da kırmamı ister misin? Bu küçük alet hiç gürültü çıkartmadan çok büyük delikler açıyor. Scott'un yaptığıyla benim hiçbir ilgim yok. Eğer merak ettiğiniz buysa Jason Mortimer'ı o öldürmedi. Bunu nereden biliyorsun? Ona inanıyorum. Ne sevimli bir çift. Öyleyse kaseti fırına neden attı? Onu ben attım. Scott adamın elinden almıştı. Fahişeyle ilişkilerini banta çekmiş. Kavga ettiler. Scott herifi fena benzetti. Ama yanlış kaseti aldı. Ve doğrusuyla değiştirmek için yata geri döndü. Sonra cesetle karşılaştı. Ya da onu Scott öldürdü. Sen polis misin? Hayır, pek sayılmaz. Jason Mortimer'ı ben öldürdüm. Yatta bana ait bir şey arıyordum. Ortalıkta iz bırakmamaya özen gösterdim. Fakat arkadaşın amatör, o bıraktı. Paniğe kapılınca da yatı yaktı. Aradığı kaset bu. Bu şirin şey onun uzunca bir süre ortalıkta dolaşmamasını sağlayacak. Benim aradığım kasette belki de fırınlanmış olandır. Bu yaptığın yüzünden seyredemeyeceğim. Ama sen bana bantta gördüğün her şeyi anlatacaksın. Böylece bu bandı da diğer gibi ortadan kaldırabiliriz. Kopyasını çekmediğini nereden bileyim? Belki de çekmişimdir ama başka seçeneğin yok. Bana güvenmek zorundasın. Seyrettiğin kimin bandıydı? Görüntü pek iyi değildi. Ama sanki biri günah çıkarıyor gibiydi.
Adam boynunda asılı olan anahtarı ellerinin arasında tutuyordu. Anahtar mı? Evet, anahtar. Bir kasanın ya da özel bir dolabın anahtarı. Onun gibi bir şey. Bütün gördüğüm bu. İnanma. Gördün mü, sözümü tuttum. Ama arkadaşın o anahtarın nerede olduğunu biliyordu sanırım. O da senin gibi yardımcı olur bana. Umarım senin kadar aptaldır. Çok şey anlatabilirdi. Balistik kurşunu Jason'ın cesedindeki kurşunla karşılaştırsın. Aynı silahtan çıkmış olabilir. Çok garip. Bu dolap hiç hasar görmemiş. Teğmen. Evet, bu Scott Edwards kim? Ölen çocukla evi paylaşan kişi. Çocukların ikisi de part-time çalışıyorlar. Şimdi nerede? Kadının biri onu caddede kalabalığın arasında gördüğünü söyledi. Bulun onu. Hey Teğmen. Şuna bir baksana. Bundan bir şey çıkarabileceğimizden emin değilim. Evet. Belki de tesadüftür. Ama Jason Mortum'un bir video manyağı olduğunu duydum. Seks kasetleri doldurmaya bayılırmış. Ya ciddi olamazsın. Rahip Mortum'un oğlu asıllı bir röntgenciymiş yani. Hı? Kimsiniz? Farz et ki sütçüyüm. Kapıyı aç. Çek git buradan. Şu kayıp çocukların başlarına gelenlere çok üzüldüm. Ne dediğimi anlıyorsun değil mi? Kapıyı aç.
çeneni. Hayat yaşamaya değer. Kimin odası bu? Birlikte çalıştığım kızlardan birinin. Şu anda kulüpte çalışıyor. Ne istiyorsun sen? Gerçek hayatta çok daha güzel görünüyorsun. Anlamadım. Şu delikanlıyla beraber çevirdiğiniz kaset elime geçti. İyi bir oyuncusun. Söylesene, ne istiyorsun? O domuzun ölümüyle hiçbir ilgim yok benim. Aynı oyunu sürdürmeni istiyorum. Polislere Jason Mortimer'ı, o herifi öldürdüğünü söyleyeceksin. Neden? Ben bir anahtar arıyorum. Ve anahtarın nerede olduğunu o biliyor. Ama maalesef ortadan kayboldu. Düşündün de eğer parmağını ona doğru tutacak olursan seni bulmaya çalışacaktır. Ve ben de onu polislerden önce ele geçirmiş olacağım. Anladın mı şimdi tabii? Sizce katil sapık olabilir mi? Olabilir. Bana yapın lütfen. Yatta çılgın bir parti olduğunu söylentileri doğru mu? Onu suçlayan kişinin fahişe olduğu doğru mu acaba? Bırakın lütfen şimdi. Bir açıklama yapın. Jason Mortimer'ın ölümünün Daniel Black cinayetiyle bir bağlantısı olduğu doğru mu? Bakın, bu davayla ilgili bütün ipuçlarını değerlendiriyoruz. Anladınız mı? Daha sonra bir açıklama yapacağız. Peki rahibin oğlu neden öldürüldü? Evet, kendisi bir seks manyağı olabilir mi? Soruşturma devam ettikçe gelişmeleri sizlere bildireceğiz. Şimdi izin verirseniz işimiz. Teşekkür ederim. Bizlere gösterdiği yakınlık ve gerçek dostluk sayesinde karım Sara ve ben oğlumuzun başına gelen korkunç trajedinin acısını biraz olsun unutabiliyoruz. Peder Morton, bize soruşturmayla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Oğlunuzu neden öldürmüş olabilirler? Peder Morton, oğlumuzla ilişkilerinizin iyi olmadığı doğru mu acaba? Şu aşamada olayla ilgili hiçbir açıklama yapamam söylendi. Bayan Morton, sizin için ne kadar zor olur? Ama bir şey söylemek istiyorum. Biliyorum ki, inanıyorum ki oğlumuzun ölümüyle ilgili gerçek er ya da geç ortaya çıkacaktır. Adalete güvenim sonsuzdur. Gerçek hiçbir zaman gizli kalmaz. Şimdi izninizle beyler, karım çok rahatsız. Evet ama bize biraz daha açıklamada bulunmanız gerekecek. Okumamı ister misin? İmzalayıp gitmek istiyorum. Eğer yalan ifade verdiysen bu yüzden tutuklanıp mahkemeye çıkartılırsın. O kapı yanlış olmadığından emin ol. Eminim, okumam gereksiz. Bakın, size doğruyu söyledim. Gördüklerimi anlattım. O çocuk öldürdü diyorum size. Eğer zamanında dışarı çıkmamış olsaydım beni de öldürecekti. Nereye imzalayacağım? Şurayı. Gidebilir miyim? Evet, tabii. Bu taraf. Basına bir şey söylemeyeceksiniz. Bizimle teması kesmeyin. Sizinle yeniden konuşmamız gerekir. Unutmayın. Nasıl unutabilirim Temin? Evet. Bu durumda dava çözüldü. Şimdi bize kalan o çocuğu bulmak. Sanırım bugünkü falan konuşmadan önce iyice düşünmen gerektiğini söylüyor. Belki. Henüz okumaya zaman bulamadım. Polis Scott Edwards arıyor. Öğrenci ve aynı zamanda Coconut Grove'da taşıyıcı olarak çalışıyor. Edwards'ın aynı işte çalıştığı ve dairesini paylaştığı Daniel Blake'in ölümüyle de ilgili olabileceğine dair önemli sebepler var. Jason Morton cinayetinin sanığı olarak Edwards'ı gösteren kişi ise Joanna Simpson isminde bir strip sanatçısı. Hayır, çekmeyin! Lütfen çekmeyin! Bayan, yardım edeyim. Orada!
getirdim. Şanslısın. Evde görüşürüz Mary Jo. Evet. Birkaç soru sormak istiyorum Johanna. Hadi gidelim buradan. Sana söyleyecek hiçbir şeyim yok. Defol yoksa bağırırım. Yemin ediyorum eğer bağırırsan seni bununla sustururum. Bunu iyi bir yerde buldum. Sanırım AIDS'in ne olduğunu biliyorsun. Hadi sür şu arabayı. Şu arabadakiler polis. Bizi takip edecekler. Onları merak etme, tamam mı? Gidelim artık. Sür. Hadi. Lanet olasıca gidelim. Çıksana, arabaları değiştireceğiz. Açıklamama izin verir misin? Niye açıklamana? Senin yüzünden bir sürü belaya bulaştığımı mı açıklayacaksın? Dur biraz. Benim bütün yaptığım seni ön plana çıkarmaktı. Bunun için para aldım. Gerisi hep senin suçun. Ne yapmam gerekiyordu yani? Orada durup porno filmcilerin kıçımın resmini çekmelerine izin mi verseydim? Buna daha çok ödüyorlar. Bilmiyor muydun? Yo, bilmiyordum. Bu benim tarzım değil. Peki seninki ne? İnsan öldürmek mi? Ben kimseyi öldürmedim. Oradaydın ve olanların tümünü gördün. Öldüresiye vurdun. Öldürmedim. Tekneyi terk ettiğimizde adam hala yaşıyordu. Ben polise yalnızca gördüklerimi söyledim. Saçmalık. Polisler senin beni adamı öldürürken gördüğünü söylüyorlar. Scott, dikkatli ol. Bu adam seni arıyordu. Sakin ol ahbap. Konuşarak anlaşabiliriz. Thank you.
kağıdın eskidi Yakup. Daniel benim en iyi dostumdu, bunu herkes biliyor. Üç cinayeti de sana yükleyeceklerdir. Polislere gidip benim hakkımda o yalanları söylediğine inanamıyorum. Beni zorladı. Böylece seni yakalayabilirdi. Ama sen ondan daha naziksin. Ben de sana yardım ettim. Seni neden zorladı? Bende olup da istediği şey ne? Şimdi olmaz. Ne? Gel buraya. Duşumu aldıktan sonra. Sakin ol. Bir hareket yaparsan tecavüzden de tutuklanırsın. Benden nefret ettiğini sanmıştım. Evet. Bütün amacı seni polisten önce yakalamak. Neden? Senin bir anahtarın başına neler geldiğini bildiğini söyledi. Anahtar mı? Jason Mortom'un hep üzerinde taşıdığı bir anahtarmış. Hatırlıyorum, boynumdaki zincire bağlıydı. Kavga sırasında koptu. Sanırım nerede olduğunu biliyorum. Eğer o anahtarı polise teslim edersen belki de bu beladan kurtulabilirsin. Ne oldu? Hiçbir şey. Sadece 3 gündür hiç uyku uyumadım. Şimdi uyu öyleyse. Sana güvenebilir miyim? Beni yatağa bağlarsın. Bu adamın Edwards'ı garajda izleyen adam olduğundan emin misin? Francis O'Connor. Çok yönlü bir katil. Fanatik dinci gruplara bağlı. 1976'da Guyana'daki kitle intiharından kurtulan birkaç kişiden biri bu. Tamam, Morton ve Black cinayetleriyle ilgili detaylı bir rapor istiyorum. Olayla ilgili en küçük ayrıntıları bile. Tamam mı beyler? Kafanda ne var? Emin değilim. Hiçbir şey uygun değil. Her şey mantıksız. Örneğin? Yangınlar. Teknedeki ve dairedeki yangınlar. Durup dururken hiçbir zaman yangın çıkmaz. Kimin yaptığı hakkında hiçbir iz yok. Başka? Scott Edwards. Eğer teknede Morton'u vursaydın eve gelip arkadaşını aynı silahla vurur muydun? Hayır. Ama adam manyaksa olabilir. Sonra kızı da unutma. Kesin şahitlik yaptı. Scott Edwards ciddi ve çalışkan bir çocuk olarak tanınıyor. Tabii profesörlerine ve iş arkadaşlarına göre. Kızın yaptığı işe bakılırsa... Bence bir şeyler saklıyor. Emin olabilirsin. Thank you.
neredeydin? Eve telefon edip oda arkadaşımla konuştum. Bu kadar riske giremezdim. Telefonumu dinliyor olabilirler. Hayatım, eğer sana kötülük yapacak olsaydım gece boyunca vaktim vardı. Neden şu silahı bırakmıyorsun? Sana yakışmıyor. Nedir o? Senin için aldım. Üstündekiler kokmaya başlamıştı. Boş ver artık. O anahtarı asla bulamayacaksın. Suyun rengine baksana. Yine de denemeliyim. Aşağıda olduğunu biliyorum. Ne güzel bir kedi. Sahibi kim acaba? Dokunma ona. Sadece bir kedi. Hey. Daldın gittin birden. Sıradan bir kedi değil o. Yaşlı bir Çinli kadının. Bak, nereye dalmam gerektiğini gösteriyor bana. Polise gidip her şeyi anlatalım. Bize inanmak zorundalar. Yo, bir kez daha denemek istiyorum. Thank you.
bir rastlantı. Scott Edwards ve Jason Morton aynı tarihte doğmuşlar. Tarihlerinde 4 tane 6 var. Evet, haklısın. 1966'nın 6. ayının 6. günü. Çin takvimine göre bugün kaplan yılının en yüksek noktası, yani maksimum güç. Bu bilgiyi bilgisayarında asla bulamazsın. Eğer istersen Çin falı ile ilgili kitabımı sana ödük vereyim. Sağ ol. Alo? Scott Edwards. Ben Teğmen Morgan. Dinleyin Teğmen, aradığınız katil ben değilim. Ben lanet olası bir yanlışlığın kurbanı masum biriyim. Telefonun yerini öğrendiniz mi? Evet Teğmen'im. İskeledeki jetonlu telefonlardan. Bir devreye yola çıktı. İyi. Caddeleri kontrol edin. Fazla uzağa gidemez. Preston benimle gel. Ne yaptın? İçeriye kontrol ettim ama hiçbir ipucu bulamadım. Orada Çinli bir adam vardı. Evet ama gitti. Geri dönecek kadar önemli bir şey olmalı onun için. Bir resmi var mı? Evet. İyi. Sonunda. Seni bir daha görememekten korktum. Bana cevap vermedin. Korkma. Sana zararım dokunmaz.
Kedim ve ben seni doğumundan beri koruduk. Sendeki çim fetişi hayatının hikayesini içerir. Ve şimdi gördüğün gibi önemli görevlerden biri sana yüklendi. Evet, tam düşündüğüm gibi. Eski bir Çin efsanesi bu. Kaplan yılında bu sembol 9999. kez sihirli bir küreye dönüşür. Bir adam dünyanın öbür tarafından kötülük kayasını geri getirecektir. İçinde bilgelik sihri vardır ve aynı sihir taşın kötü güçleri kullanmasını önleyecektir. Bugün Çin efsanesinin ne anlamı var ki Profesör Clint? Oldukça fazla. Yeni nesil artan bir ilgiyle hayatın sihrine ve gizemine önem veriyor. Bir iki yıl öncesine kadar benim sınıfımdaki tüm çocuklar Çin mitolojisi ve sihiri konusunda bilgisizdiler. Ama şimdi yeni öğrenciler onları geçtiler. Scott Edwards'ın doğum günü. Evet. Çin takvimiyle kıyaslarsak tam tersi bu. Sanırım yarın falını okuyor olacaksın. Nereye gidiyorsun? Sen misin usta? Seni bekliyordum. Sizi burada bulacağımı zannetmiyordum. Heykel nerede? Hükümet merkez istasyonundaki kasada. Bu akşam gidip alacağım. İyi. Şimdi tek yapacağımız o Çinli cadıyı yok etmek. Evet. Ben bilgeliğin kızıyım. Hayatımın ne zamanı ne de yeri var. Bu iksir kötülüğün işaretini içerirdi. Yama krallarından korkunç Tio tarafından alındı. Ama bu yatakta bundan çok uzun zaman önce neler olduğunu bilmelisin. Bu zamana ait olmayan bir zamanda. Ama bu öyle bir zamandı ki o insanoğlunun aklının sınırlarının çok ötesinde, geçmiş ve şimdinin kronolojik bir önemi olmadığı bir zaman. Gençtim ve çok güzel. Çok yaşlanıp ölen büyük bilge için yaşadım daima. Onun için çıldırırdım. Beni ikna etmekte çok başarılıydı. Tüm sırlarımı ona anlattım. Zamanın başlamasından beri Tanrıların bana verdiği tüm sırları. Sırlarım vardı. Ama Mortom'a rastlayıncaya kadar aşkın ne olduğunu beni sevmedi. Sadece gücü sevdi. Başarıyı ve gücü. Bunu sadece kötülük taşını ele geçirerek ve onu kullanarak elde edebileceğini biliyordum. Bir kere faaliyete geçti mi ve kötü ellerde bu tılsım korkunç olumsuz kuvvetini açığa çıkarmaya her zaman hazırdır. Taşın kabı benim ölümsüzlüğümü engelliyor. Kötünün binlerce yüzü vardır genç adam. Tahrik ölümün en büyük dostudur. Sonra ne oldu?
Jason Mortimer'ı babasından heykeli çalması için kullandı. Seninle aynı astral özellikleri vardı. Ama kötünün oğluydu. Utanç dolu suçların sahibi. Jason, ahlaksız babasıyla kıyaslandığında çok güçsüzdü. Heykeli ele geçirmeyi başardı. Ama bana getirmek yerine rahibe şantaj yapmaya çalıştı. O da soğukkanlı bir katil olan bir müridini oğlunu öldürmesi için görevlendi. Ve katil anahtarı aldı. Rahip Mortimer'a vermiş olmalı. Henüz değil. Geçirmek sana kalmış bir şey. Yarına kadar onu bulmalısın. Kendi güçlerini kullanarak bir kavgaya gireceksin. Bir kadın da ona yardım ediyor. Sana yardım edecek. Ondan korkmana hiç gerek yok. Joanna, artık onunlasın. Benim tarafımda olduğuna mı inanmalıyım şimdi? Ama ben hep öyleydim. Gerçek sürprizlerle doludur. Scott, o benim için her şeyden daha önemli. Bana söylemeliydin. Anlardım. Gerçekten mi? Daha önce birçok erkek beni incitti. Bu riski göze alamazdım. Taksi! Burada olduğunu biliyorum Samuel. Ama bu kez kendimi sana karşı savunabilirim. Pujan! Bilgeliğin mutlak tanrısı, bana yardım et.
seni öldüreceğim. Ah, Birgeli Tanrısı, yardım et! Yardım et! Ama kötülük taşı benim ve benim kalacak. Onu kimse alamaz. Thank you.
Yok. Artık yürüyebilirim. Her şey eskiye döndü. Evet. Ya Rahip Morton? Yok edeceğimiz son heykelde o. Kendini kurtarmaya yakın bir yerde. Kötülük bitti. Gidebilirsin. Hoş geldiniz dostlarım. Benim inançlı dostlarım. Sadık dostlarım. Tanrı beni çok kötü bir şeyle sınadı. Oğlumun kaybıyla. Şimdi benimle beraberce yalvarmanızı istiyorum. Tamam Tom, seyircileri çek. Ama gerçeklere dönelim. Tanrı bana Samuel, acı içinde kendini yoğur ve kitlene dön dedi. Şimdi onlar senin tek çocuğun. İtikad ettim. Tanrı'nın dediğini yaptım. Çocuklarıma döndüm. İnananlarıma, onlara yol göstermek için geri geldim. Geri geldim aileme ve dostlarıma döndüm. Çünkü ben bu ailenin reisiyim. Steve, şu siyahlı hanımı çek, ağlayanı. Ne oluyor? Neler oluyor orada? Hay lanet! Burası bizim evimiz. Burası bizim yuvamız. Bu yüzden sizlere döndüm. Paraya ihtiyacımız var. Bizim de diğer evler gibi satın almalıyız. Yiyecek alma... Mikrofonda bir şey var herhalde. Hey sen mikrofon. Ne oluyor anlayamıyorum. Hey sen. Ne oluyor monitöre? Ne oluyor? Çinli. Çinli çekil oğlan. Lanet olası çekil. Ha çekil. Çekil karşımda. Bana biri neler olduğunu söylesin. Bu resimleri kim çıkardı böyle? Faydasız Samuel. Bu defa son. Oğlunu bir kiralık katile öldürttün. Tüm dünyaya yalan söyledin. Bunlar sana yeterli değil mi? Gücü kaybettin Samuel. Boşa çabalıyorsun. Benim ve sizin dininizdeki tüm kötülüklerin oğlusun sen. Ama iyilik mutlaka intikamını alır. Sadece bir çeşit kötü var. Hayır, doğru değil. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Yalan! O evrenseldir Samuel. Ondan kurtulamazsın. Kim olursa olsun. Sen Samuel Morton. Ben sessizlik içinde senin gözlerinle...
Çekilin polis! Polis, polis, yol açın, çekilin, çekilin! Çekilin! Kimse bir şeye dokunmasın. Ne kaldı ki? Bayan Moon'a teşekkür etmemiz gerekmez mi? Neden? İkimizi bir araya getirdi diye mi? Evet. Ben de ödeyeceğim. Sen de mi? Evet. Niçin bekliyorsun? Ne olmuş buraya? Hala çok güzel bir göründü. Hayatı bilmeyen kişi ölümü nasıl bilebilir? Confucius. Bak. Bize kendinden bir şey bırakmış. İki rakipsiz sanatçısı Yılmaz Güney ile Fatma Girik ilk kez bu filmde birleştiler.